Merhabalar sevgili dostlar. Galatasaray'la ilgili transfer gelişmelerini bu ekranlardan aktarıyoruz. Gündem hiç durmuyor. Galatasaray'ın scout ekibi ligdeki diğer takımlara oranla baktığınızda daha yoğun bir transfer sezonuna hazırlık dönemi geçiriyor. Aylar öncesinden başladı. Şu an yıldız bir merkez orta saha transferi hakkında önemli gelişmeler var. Bu konuyla alakalı birkaç tane videoya da denk geldim. Yani gündemde transfer haberlerini sizlere aktaran bazı kişiler ve kurumlar bu transferle ilgili gelişmeleri bir miktar aktarmış ama transferin bir de arka boyutu var ve yeni bazı transfer Galatasaray'a gelecek isimleri konuşuyoruz ama gidebilme ihtimali olan ve Galatasaray'ın gitmesini istemediği bazı önemli oyuncular var. Kimler bunlar? Toreyra bunlardan birisi, Barış Alper Yılmaz bunlardan birisi. Çok büyük bonservis bedelleriyle ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Bu detayları da sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz ki Türkiye Futbol Federasyonu yani TFF transfer dönemi tarihinde tarihlerini açıkladı 24 Haziran ve bunun yanında işte 13 Eylül'e kadar olan süreç bitiş süreci ikinci transfer sezonu ise 13 Ocak'ta başlıyor 11 Şubat'ta bitiyor yarı sezon döneminde yapılacak yeni sezonda 9 Ağustos'ta başlayacak bilginiz olsun. Arka arkaya büyük bomba transfer haberleri gündeme düşüyor. Bunlardan biri Voni Donny van de Beek. Şimdi isterseniz bu isimle alakalı biraz araştırmalar yapalım. Galatasaray-Trantiyol Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük ile bir maç oynadı. Burada da son dakikalarda attığı, Berkay'ın attığı golle galip olarak ayrıldı sahadan. Şimdi Fenerbahçe maçına yoğun bir tempoyla hazırlanıyor Galatasaray. Manchester United'ın elinde bonservisini bulun. Bulunduğu, bulundurduğu, Donny van de Beek Galatasaray'ın listesinde. Sarı kırmızıların Hollandalı yıldızı ikna etmek için takımda kilit oyuncu rolü verileceğine dair e, bir takım e, beyanatlarda bulunduğu da konuşuluyor. Galatasaray sezon başında da yıldız isimle ilgilenmişti ancak yapılan görüşmelerde istenilen yol kat edilememişti. Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Donny van de Beek şu anda güncel olarak Frankfurt'un formasını giyiyor. Evet arkadaşlar, e, bu ismin Galatasaray'a gelmesi Galatasaray'a rosuna önemli ölçüde bir şeyler katabilir. Van de kariyerine bakmak istersek bu isim Manchester United'da e, ismini duyurmuştu arkadaşlar. Gerçekten de çok yüksek paralara transfer olduğu dönemi net olarak e, hafızalarımda hatırlıyorum. Ben de o zaman adını ilk defa duymuştum. Şu an 27 yaşında. 18 Nisan 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hollanda'nın Wenskibi altyapısında başladı. Ardından 1 Temmuz 2008 tarihinde Ajax altyapısını bedel ödeyerek transfer oldu. 4 yıl boyunca Ajax altyapısında yetişmiş ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Ajax'ın A takımına yükselmişti. Ardından 1 Ocak 2014 tarihinde yani 2 sene sonra tekrar Ajax'ın U19 takımına yükselmişti. Sonrasında ise 1 Temmuz 2014 tarihinde yani 6 ay sonra gösterdiği performansla Ajax'ın U21 takımına transfer oldu. 2 sene sonra 1 Ocak 2016 tarihinde Ajax'ın A takımına çıkarıldı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2016 yılında 1 Ocak tarihinde imzaladı. 2 Eylül 2020'ye kadar Ajax formasını terletti. Manchester United İngiliz devi 39 milyon euro karşılığında Donny Van de Beek'i Bon servis bedeliyle aldı ve kadrosuna kattı. 2 yıl boyunca Manchester United formasını terleten bu yıldız isim 31 Ocak 2022 tarihinde Everton'a kiralık olarak gönderildi. Bu kiralama sürecinde toplam bu 6 ay sürmüştü. Tekrar 31 Mayıs 2022 tarihinde Manchester United'a geri döndü. 2 yıl daha Manchester United'da tekrar forma giydi. Tabii ki fazla süre alamadığı için ayrılmak istedi. Kulübü de oyuncuyu kiralık olarak veya bonservis olarak göndermek istemişti. Ekibi 2024 tarihinde 1 Ocak'ta Alman ekibi Einstein Frankfurt'a 3 milyon euro karşılığında kiralandı. Bu devre arası transfer döneminde Vonny Van de Beek United'ın Frankfurt'a 6 aylığına kiralanmıştı. 30 Haziran 2024'te de bir sakatlığı bulunduğu için bir sakatlık geçirmişti. Bu yüzden de geri dönüşü belirsizdi. Ayrıca United 30 Haziran 2025'e kadar Vonny Van de Beek'in Sözleşmesini de elinde tutmakta. Yüksek ihtimalle arkadaşlar United forma şansı vermeyecek. E gönderilmezse sözleşmesi dondurulacak öylece ortada kalacak. bu noktada United bu isme çok para harcamış ve heba almış olacak. Yıldızını tekrardan parlatmak isteyen bir oyuncu. Okan Buruğ'un da bu noktada yeteneklerini biliyoruz. Yani zamanında çok önemli işler başarmış. Sonradan bir düşüşe girmiş. Ardından tekrar bu oyuncuları nasıl patlatabildiğini, oyuncuları farklı noktalarda, farklı pozisyonlarda nasıl değerlendirebildiğini biliyoruz. Okan Buruğ'un bu konudaki yeteneği Avrupa standartlarının bile üzerinde diyebiliriz. Galatasaray çok fazla fazla para vererek değil İşine geldiği gibi bir transfer bu imzalayabilirse bu oyuncuyla hiç düşünmeden alacaktır diye düşünüyorum. United bu noktada oyuncunun kiralanmasını da talep edebilir. Çünkü United'ın böyle de bir yaklaşımı var. Çok para verdikleri bu oyuncunun bir şekilde patlamasını istemekteler. Ve kayda değer bir bonservis bedeliyle çok da zarar etmeden bu transfer olayını bitirmek istiyorlar. Çünkü çok büyük bir transfer bütçesi ayırarak bir ödeme yapmışlardı. Ama bakalım ellerinden kolay kolay çıkartacaklar mı? Ellerinde patlamasını göze alacaklar mı? Yoksa Galatasaray bu noktada devreye girecek mi? Tabi bu, no bu transfer noktasında Galatasaray'ın bazı rakipleri de var. Mesela Inter bunlardan biri. Oyuncunun peşinde olan bir diğer kulüp Inter. Bakalım ne olacak? Biz de gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenerek, paylaşarak özellikle kanalımıza, sayfamıza abone olup bizi takip ederseniz çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.